Pekala, buraya bakın. Güneş sistemindeki her gezegenin yüzeyinin altında ne olduğunu öğrenmek üzeresiniz. Hayal edebileceğiniz en büyük sondaj aletiyle donatılmış uzay aracınıza binin. Hadi şimdi yola çıkın. Merkür'le başlıyorsunuz. Güneş'e en yakın gezegen o. Burası ilk bakışta bizim sevgili ayımıza benziyor. Ama indikten sonra bunun bir yanılsama olduğunu anlıyorsunuz. Uzay geminizin dört bir yanında meteoritlerin açtığı kraterler var. Gezegenin yüzeyi büyük dik tepelerle dolu. Bazıları 3 kilometre yükseklikte ve yüzlerce kilometrelik bir alanı kaplıyor. Sondaja başlıyorsunuz ve hemen anlıyorsunuz ki bu zor bir iş olacak. Merkür, Dünya'dan sonra Güneş sistemindeki yoğunluğu en yüksek ikinci gezegendir. Gezegenin dış kabuğu 400 kilometrelik katı tabakadan ve kayalık mantodan oluşuyor. Bu kabuğu geçince Merkür'ün metal çekirdeğini görüyorsunuz. Gezegenin hacminin neredeyse %85'ini bu çekirdek oluşturuyor. Bildiğimiz tüm diğer gezegenlerden daha fazla demir içeriyor. Daha fazla delmenize gerek yok. Dış çekirdek sıvı halde. Fakat katı iç çekirdeğe ulaşır ulaşmaz o sondaj aletini tekrar çalıştırmak zorundasınız. Keşfedeceğiniz bir sonraki gezegen Venüs. O Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Oradaki ortalama sıcaklıklar kurşunu eritmeye yeter. Bu gezegendeki basınç dünyadakinden 90 kat fazla. Uzay aracınız yoğun sülfürik asit bulutlarından geçiyor. Venüs'ün yüzeyi kırmızımsı kahverengi renkte ve son derece kurak. Düz, pürüzsüz bir ovaya iniyorsunuz. Gezegenin yüzeyinin 3'te 2'sini bunun gibi düzlükler kaplıyor. Tamam, işe koyuluyorsunuz. Sondaj aleti kabuğu delmeye başlıyor. Bu kabuk çoğunlukla bazalttan oluşuyor ve hemen hemen 20 kilometre genişliğinde. Sıradaki katman erimiş kayalık manto. Bir süre sonra sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelmeye başlıyor. Ne de olsa 1900 kilometre kalınlığında. Sonunda gezegenin metal çekirdeğine ulaşıyorsunuz. Bu çekirdek kocaman, mantodan iki kat daha geniş. Biraz solda kalan şu mavi küreyi görüyor musunuz? İşte o Dünya. İsterseniz gezegenimizi daha sonraya bırakıp doğruca Mars'a gidelim. Mars çok daha heyecan verici görünüyor. Burada dondurucu bir soğuk var. Sıcaklık -60 derece. Gezegen kırmızı gibi görünüyor. Yüzeyine adım atar atmaz nedeni anlaşılıyor. Yer pas renginde tozla kaplı. Bu toz tabakası çoğu yerde 2 metre kalınlığında. Gezegenin ince kabuğunu delmeye başlıyorsunuz. Bu tabaka volkanik bazalt kayaçtan oluşuyor. Kısa sürede mantoya varıyorsunuz. Manto, oksijen, silikatlar ve diğer minerallerden meydana gelen yumuşak, pütürlü bir diş macunu gibi. Kızıl gezegenin mantosu dünyanınkinden çok daha ince. En kalın yeri 1770 kilometre. Sondaj aletinin biraz farklı bir şekilde hareket ettiğini hissediyorsunuz. Oh, çekirdeğe gelmiş olmalı. Bu çekirdek çoğunlukla demir, nikel ve sülfürden oluşuyor. Kalınlığı 1450 ile 1900 kilometre arasında değişiyor. Dünyadakinin aksine bu çekirdek hiç hareket etmiyor. Güneş sisteminin en büyük gezegenine gitme zamanı geldi. Bu büyük şeye neredeyse 1300 dünya sığabilir. Korkutucu derecede de sıcak. Sıcaklık çekirdeğinde yaklaşık 24 bin derece. Ancak Jüpiter'in katı bir yüzeyi olmadığı için oraya inemezsiniz. Bu gezegen bir gaz devi. Buradaki anahtar kelime gaz. Sondaj aletinize de gerek yok. En azından başlangıçta. Alçalırken yanından geçtiğiniz kahverengi, sarı, kırmızı ve beyaz renklerdeki yoğun bulutları seyrediyorsunuz. Onlar sayesinde gezegen rengarenk ve güzel çizgili bir görünüme sahip. Gezegenin merkezine doğru derinlere inmeye devam ediyorsunuz. Atmosferi hidrojen ve helyum gazından oluşuyor. Kısa süre sonra hidrojenin muazzam atmosfer basıncı altında sıvıya dönüştüğünü görüyorsunuz. Çekirdeğe yaklaştıkça bu sıvı metalik hidrojen ve helyum karışımına dönüşüyor. Çekirdeğe benzeyen bir şeye ulaşıyorsunuz. Ama bu çekirdeğin erimiş bir sıvı küreden mi yoksa dünyanın kütlesinden 14 ila 18 kat fazla som kayaçtan mı oluştuğunu cihazlarınızın yardımıyla bile anlayamıyorsunuz. Belki bir gün gökbilimciler bu soruyu cevaplamanıza yardım edebilir. Sonraki gezegen anlaşılan son derece rüzgarlı, tıpkı benim gibi. Satürn'deki rüzgarlar ekvatorda saatte 1770 kilometreden hızlı. Yukarıdan bakınca gaz bulutundan oluşan bu gezegenin katı, sarı kahverengi bir yüzeyi var gibi görünüyor. Birkaç bulut tabakasından geçiyorsunuz. Birdenbire uzay geminizi buraya da indiremeyeceğinizi fark ediyorsunuz. Satürn, Güneş sistemindeki en düşük yoğunluğa sahip gezegendir. Dünyanın ortalama yoğunluğunun sadece 8'de 1'i kadardır. Halkalı gezegeni sığdırabilecek kadar büyük bir havuz bulabilseydiniz, bu gaz devi rahatlıkla yüzerdi.
Aşağıya inmeye devam ederseniz büyük olasılıkla Satürn'ün çekirdeğini bulursunuz. Hidrojen ve helyumla sarılmış kayadan bir çekirdek olması muhtemel. Aa, buzlevi Uranüs'e yaklaşıyorsunuz. Demek ki inebileceğiniz bir yüzey bulabilirsiniz. Ya da bulamazsınız. Bu gezegen katı halde değil. Yukarı atmosfere uçuyorsunuz ve sıvı haldeki buz gibi çekirdeğe batıyorsunuz. Gezegenin kütlesinin %80'ini oluşturan bu buz, esasında sıcak, yoğun bir akışkan maddedir. Su, amonyak, buzu ve metandan oluşur. Gezegenin bu kısmına kimi zaman su amonyak okyanusu denir. Bu buz katı kayalık bir çekirdeğe çevriliyor. İşte nihayet burada sondaj aletinizi kullanabileceksiniz. Çekirdeği küçüktür. Dünyanın kütlesinin yarısı kadardır. Diğer gezegenlerle karşılaştırılırsa oldukça da soğuk. Sıcaklığı tam 5000 derece. Yolculuğunuzun en uzak noktasına, Neptün'e ulaşıyorsunuz. Dünyanın boyutunun 4 katı kadar ama ondan 17 kat daha ağır. Yaklaşırken gördüğünüz o mavimsi yüzey, sabit bulutlardan ve helezon şeklinde dönen gazdan meydana gelen bir katmandır. Bu yüzeyin aşağısında sıvı halde kıpkızıl bir manto var. Mantosu metan, amonyak ve su açısından zengin. Dünyanın kütlesinin 15 katı kadar var. Sonunda delicek bir şey buluyorsunuz. Gezegenin çekirdeği katı halde. Çoğunlukla demirden ve diğer metallerden oluşuyor. 7200 kilometre derinliğe inene kadar delmeye devam edin. Gökbilimciler orada bir elmas katmanı bulacağınızdan neredeyse emin. Doğruymuş, burada elmas kristalleri yağıyor. Eve dönme zamanı. İnsanlar burada oldukça derin delikler açtı. Ancak o deliklerin hiçbiri kabuğu geçmeye bile yetmedi. Sondaj aletleri yolun üçte birini kat ettikten sonra sıcaklık 180 dereceyi buldu. Cihazlar da daha fazla çalışamadı. Ne var ki sizin sondaj aletiniz onlardan çok daha güçlü. İşte bu yüzden kabukta kolayca ilerliyorsunuz. Kabuk dünyanın hacminin sadece %1'ini oluşturuyor ve tektonik plakalara ayrılmış durumda. Bu plakalar dünyanın içindeki ısının çıkmasına olanak veriyor. Bu katman yaklaşık 3000 kilometre kalınlığında ve hemen hemen gezegenin hacminin %84'ünü meydana getiriyor. Demir açısından zengin silikat kayaçlardan ve magnezyumdan oluşuyor. Daha fazla delmenize gerek yok. 2400 kilometre kalınlığındaki dış çekirdek sıvı haldedir. Demir ve nikelden oluşur ama buradaki basınç katılaşması için yeterli değildir. Dış çekirdekle iç çekirdek arasındaki sınırı geçiyorsunuz. Bu sizi bayağı zorluyor. Oradaki sıcaklık 6000 derecedir. Yani güneşin yüzeyi kadar sıcaktır. Basıncı da deniz seviyesindeki atmosferik basıncın 3.3 milyon katıdır. İç çekirdek demir ve nikelden meydana gelen katı bir küredir. Yarıçapı 1200 kilometredir. Çekirdek dünyanın yarıçapının %20'sini oluşturur ve ayın yarıçapının %80'i kadardır. Bilim insanları bizden milyonlarca hatta milyarlarca kilometre uzaktaki gezegenlerin kabuklarının altında neler olduğunu biliyor. Oraya gitmelerine yüzeyden delmeye başlayıp içine bakmaya bile ihtiyaçları yok. Gezegenin yoğunluğu, manyetik alanı, dağ silsileleri, ısısı ve sismik hareketliliği hakkındaki bilgileri birleştirip akıllıca tahminler yapıyorlar. Mesela dünyanın manyetik alanı bizi ve atmosferi güneş patlamalarından ve güneş rüzgarlarından koruyor. Bilim insanları bu kalkanın gezegenin içindeki kızgın demirden çekirdek sayesinde var olduğunu düşünüyor. Çekirdek dönerek devasa, kavurucu bir dinamo gibi görünmeyen bir koruma sağlıyor. Bu manyetik alan Mars'takinden de çok daha kuvvetli. Bu büyük olasılıkla bize kızıl gezegenin çekirdeğine bir şey olduğunu gösteriyor. Belki de soğudu ve bir şekilde kapandı. Ya da daha en başında manyetik bir alan yoktu. Dünyanın yüzeyinde bir sürü aktif yanardağ var. İşte bilim insanları görece daha ince bir kabuk olması gerektiği sonucuna bu yolla varıyor. Mantoda sıvı magmadan meydana geliyor olmalı. Fakat Mars volkanları artık aktif değil. Belki de bir zamanlar gezegenin kabuğunun altında kızgın sıvı bir manto vardı. Ancak volkanlar oluştuktan sonra bir şeyler yolunda gitmedi. İç kısmı büyük olasılıkla soğudu ya da kabuğu bir şekilde kalınlaştı. Nasıl oldu bilinmiyor ama sonuçta magmanın yüzeye çıkmasına engel olmayı başardı. Sonra bir de sismik hareketlilik var. Dünyada veya Mars'ta ya da Venüs'te birkaç deprem oluyorsa yüzeyin altında bir sürü şey olup bitiyor. Dünyadan bahsedecek olursak olan şey tektonik plakaların hareket etmesidir. Çoğu deprem bu plakaların kenarlarında meydana gelir. Gezegendeki sismik hareketlilik çok azsa hiç tektonik plakası olmayabilir. Demek ki iç kısmı soğuktur. Araştırmacılar sismik bir dalganın bir gezegeni ne kadar sürede dolaştığına veya iç kısmına etkisinin ne olduğuna da dikkat ediyor. Böylece kabuğun yoğunluğu, mantonun meydana geldiği maddeleri ve bunun gibi birçok şeyle ilgili daha fazla bilgi edinmelerini sağlayabiliyor. Fakat bilim insanları bu depremlerin sebepleri hakkında son derece dikkatli olmak zorunda.
Bu depremler bazen bir meteorit gezegene çarptıktan sonra meydana gelebiliyor. Bu durumda yüzeyin altındaki süreçle hiçbir bağlantısı olmuyor. Tabii ki bu son iki yöntem ancak kayalık gezegenlerde işe yarayacaktır. Temelde bunun nedeni gaz devlerinde volkanların ya da sismik aktivitelerin olmamasıdır. Eyvah, ince kabuk muydu, kalın kabuk muydu derken karnım acıktı. Bir pizza ne dersiniz?